Hi everybody, assalamu alaikum. Welcome to another video lesson with me. And today we are going to start unit 12, vocabulary 1 and grammar 1, inshallah. Okay, let's open. Yes, page 150. Yes, we are about to finish the book, guys. Yes, this is the last unit before finishing. Yes, vocabulary 1. Yes, circle the correct words. Which sport is it? Yes, first one, athletics. Second, you know very well, boxing. This one, tennis, ice hockey, golf, and baseball. Yes, you know these sports very well. Next. Yes, there are six tools that we use while doing these sports. Yes. With which tools do we play these sports? Let's see. I think you have already found them. Sorry, I was going to open the answers. Yes. Yes, club, gloves, a racket, bat, trainers, and stick. Yes. 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 What do we use while doing these sports? Yes. You do it. I'm going to open all. For example, bat means baseball bat. Yes. Club, golf club. Yes. Gloves, boxing gloves. Tennis racket. Yes, stick. Hockey stick. And athletics trainers. Baseball bat means baseball sopası. Golf club. Golf sopası. Gloves, boxing gloves, tennis racket, hockey stick, and athletic trainers. Yes, we do these sports with these tools. Let's see. Yes. And the parts of our body. Yes, these are some parts of our body. Which one is this? They are very easy words. Yes. Finger, thumb, neck, ankle, yes, elbow, chin, knee, and toe, yes, leg parmakları. Yes, we have finished vocabulary 1, that's it. And now we are going to start grammar 1, inshallah. Yes. Yes, our grammar topic is about question tags. What does it mean? Question tags means değil mi soruları, bizdeki kuyruk soruları, değil mi soruları, değil mi? Question tags are short questions that we add to the end of the statements. Cümlenin sonuna ekleriz bunları, değil mi arkadaşlar? Devamlı kullanın. Değil mi? Cümleyi bitiririz arkasından. Değil mi? İşte bu. O yüzden text, yani kuyruk, takı gibi düşünebiliriz. Kuyruk soruları. When we expect, we use question text when we expect the listener to agree with us. Dinleyici bize katılacağını umduğumuzda kullanabiliriz. Mesela it was a great game, wasn't it? It was a great game, wasn't it? Yes, it was. For example, when we want to check if something is true, bir şeyin doğru olup olmadığını kontrol etmek istediğimiz zaman kullanırız. You're not tired, are you? You're not tired, are you? For example, yorgun değilsin, değil mi? No, we've only been working out for 10 minutes. No, we've only been working out for 10 minutes. Hayır, 10 dakikadır sadece çalışıyoruz. Peki yaparken dikkat ediyoruz. Nasıl şekillendiriyoruz bu soruları?
We form question text with the auxiliary or modal verb of the statement plus a pronoun. Yani o cümlenin yardımcı fiil veya modalı neyse, yani do, does, have, has veya can kullandıysanız can, will kullandıysanız will, modullar da kendi başına yine auxiliary yardımcı fiil gibi kullanılır. Bunlar artı zamir. Yalnız bu zamir ben, sen, o, biz, siz, onlar şeklinde olmak zorunda. Yani bunların yerine isim, özel isim gelemiyor. Mesela Ahmet, Mehmet gelemiyor arkadaşlar bunların yerine. We use a comma before question tags. Ve tabii cümle bitmediği için de öncesinde bir virgülle kullanıyoruz soru işareti cümleyi bitirmeden önce. Şöyle. They were trying their best. They were trying their best. Weren't they? Ha, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. İki kısma ayırıyoruz bu değil mi sorularını. Bir normal cümle, bir de değil mi kısmı. Şimdi normal cümlemiz eğer anlam olarak olumluysa, o halde bizim kuyruk sorumuzun değil mi kısmının negatif olması, yani olumsuz olması gerekiyor. Olumlu bir kısım olumlu, diğer kısmın, yani değil mi kısım olumsuz. Diğer kısım, eğer ilk kısım olumsuzsa normal cümlemizin, normal cümlemiz olumsuzsa bu defa da değil mi sorumuzun olumlu olması gerekiyor. Demek ki hep artı eksi, eksi artı şeklinde muhakkak bir tarafının negatif, bir tarafının pozitif olması gerekiyor arkadaşlar. Baş taraf pozitifse son taraf negatif. Baş taraf negatifse son taraf pozitif olmak zorunda arkadaşlar. Yapımızı buna dikkat ederek yapıyoruz. They were trying their best, weren't they? Bakın, were trying, weren't they? Gördünüz mü arkadaşlar? Devam edelim. You went to the match. Bakın, you went to the match, didn't you? Maça gittin değil mi? Bakın yine olumlu. Çizelim altını. Olumlu. Burası olumlu. Didn't you? Burası olumsuz oldu o yüzden. Peki burası nasıl? Tam tersi. You didn't go to the match. Bakın bu defa burası negatif. Did you? Bakın bu kısım pozitif oldu arkadaşlar. Demek ki artı eksi, eksi artı şeklinde olmak zorunda. Some question tags are irregular. Bazıları düzensizdir. Yani bu kurallara uymaz. Şimdi onları görelim. I'm too early. Çok erken geldim ya da çok erkenciyim. Değil mi derken, amn't I diye bir şey olmadığı için arkadaşlar, bakın dikkat edin, aren't I. Bu birinci istisnamız diyelim. Evet, birinci istisnamız. Kurala uymayan, kural dışı birinci örneğimiz. Let's not play. Bakın, let's kullanıldığı zaman, let's yapısı kullanıldığı zaman daima yapalım, shall we, tamam mı gibi düşünün arkadaşlar. Shall ile yapılanı da let's de cevaplıyorduk zaten. Shall we go, let's go diyorduk. Bu defa da let's ile yapılanı shall ile tamamlıyoruz, değil mi derken. Değil mi değil de buradaki anlamı oynamayalım, olur mu gibi düşüneceğiz bunu, shall we. Peki emir cümlelerine geçiyoruz. Throw me that ball. Will you? Topu at, olur mu? Yine bunu olur mu gibi çevirebiliriz. Bakın emir cümlelerinde bu arkadaşlar, emir cümlelerinde eğer cümle olumluysa will you şeklinde, aslında olumlu cümlelerde want you da kullanılıyor, onu da söyleyelim. Yani buna want you desek de oluyor. Olumlu cümlelerde bu ikisi de mümkün. Yani iki durumda mümkün arkadaşlar. İki durumda mümkün bunda. Evet. Throw me that ball, will you? Don't throw me deseydik arkadaşlar, bu defa sadece will you demek zorunda kalırdık. Çünkü olumsuzun tersi olumlu olmak zorundaydı. Ama olumlu da ikisini de kullanıyorlar arkadaşlar günlük kullanımda. We often use indirect questions when we want to sound more polite. Şimdi konumuz değişti. İndirekt sorulara, yani bu kısımla ilgili değil artık bu. O yüzden bununla karıştırmayalım. Ne alakası var demeyelim. Şimdi değişik bir konuya geçtik. Indirect questions.
Direkt olmayan sorular. Ne demek bu? Aslında bizim bir önceki konuda gördüğümüz reported speech, indirect speech dediğimiz, yani ikinci bir şahsın konuştuğunu, tırnak içindeki konuşmayı tırnak dışına çıkararak başka birini anlatma konusuna benziyor aslında. Ne demiştik? Tırnak içinde bir soru varsa, mesela do you know gibi ya da who are you gibi ya da where do you study gibi. Bunların tırnak içine çıkarırken dışarıya asla soru olarak kalmıyor demiştik. Hatırladık mı arkadaşlar? İşte bu asla soru olarak kalmaması konusu burada da geçerli. Yani biz birine eğer sorunun bir kısmını soracaksak, bunu soruya çevireceksek, o sorunun olduğu kısım değil, ikinci kısım. Yani ne diyelim biz buna? Mesela do you know dediğimiz zaman, bu biliyor musunuz dediyor. Bu kısım soru olabilir. Bu soru yapısı zaten. Ama nerede olduğunu derken mesela, bakın burası soru olmadığı için nerede olduğunu biliyor musun? Nerede olduğunu cümlesi soru olmadığı için bunu düz cümleye çeviriyoruz. Indirect speech, hatırladınız sanırım buradan. Do you know where he is? Could you tell me? Bakın bu kısım soru. Could you tell me your number? Numaranı söyler misin? Bu zaten en basit şekli. Bunun için herhangi bir yapı değiştirme gerek yok. Ama bana numaranın ne olduğunu söyler misin deseydi, could you tell me what your number is derdi. Bana what's your number değil, what your number is. Neden? Çünkü could you tell me'den sonraki kısım soru değil. Numaranın ne olduğunu söyler misin? Numaranı söyler misin? Söyler misin kısmıdır. Burada sorular şu kısımlar arkadaşlar aslında. Do you know? Could you tell me? Tamam. Tabii hep soru yapmak zorunda değiliz. Örneğin I wonder, merak ediyorum ne dediğini derken yine bu cümle soru değildir. O yüzden bu cümle soru olmadığı için I wonder, merak ediyorum what they said. Onların ne dediğini. Bakın ne dediler değil. Onların ne dediğini merak ediyorum. Dikkat ederseniz burada bir soru yok. O yüzden de soru işareti yok arkadaşlar. Ama do you know'da soru var. Do you know? Could you tell me? Bunların ilk kısmı soru ama nesne kısmı diyelim biz buna. Nesne kısımları dikkat ederseniz düz cümleye çevrilmiş sorular. Artık soru olmayan sorular yani. Öyle diyeyim. Bu aslında iki kısmına oluşan bir soru. Do you know? Bir soru. Biliyor musun? Where is he? O nerede? Biz bunları bir cümlede birleştirirken do you know kısmı kalıyor ama diğeri nerede olduğunu biliyor musun derken düz cümleye dönüşüyor artık soru. Soru olarak kalmıyor. Buna dikkat arkadaşlar. Biz bu yapıya indirect questions diyoruz. Sadece sorularla kullanılmıyor tabii ki. Bunda yanlış başlık atmışlar aslında. Kavrayıcı başlık olmamış. Devam ediyoruz. Bakın, where is he? Do you know where he is? O nerede? Nerede olduğunu biliyor musun? Bakın soru olarak kalmaz. Çünkü bu artık konuşurken de söylerken de soru değil zaten. When is the direct question begins with a question word? Eğer bir soru kelimesiyle başlıyorsa bizim direkt sorumuz. It's used in the indirect question. Bu indirect şekilde sorulur. Mesela where is the stadium? Stadyum nerede? Could you tell me where the stadium is? Stadyumun nerede olduğunu söyleyebilir miydiniz? Dikkat ederseniz daha kibarlaştırırken kullandığımız yapılar bunlar. Do you know? Could you tell me? I wonder. When the direct question doesn't have a question word, eğer bir soru yoksa direkt sorumuzun içinde, o zaman yani evet ya da hayır sorusu, hatırlayın bunu indirect speech, reported speech'ten bu konuyu. Eğer sadece yaptın mı, sever misin, işte sevip sevmediğimi merak etti, sevip sevmediğimi sordu, sevip sevmediğimi öğrenmek istedi, işte okula gidip gitmediğimi sordu gibi, bu meyip mediğini anlamını veren ifade yine burada kullanılıyor arkadaşlar. Neydi? If, where, whether. Demek ki if, whether'ı yine burada kullanıyoruz. Aynı bu soruların düz cümleye çevrilmesi örneği gibi. Have they scored? Gol attılar mı? Do you know? Bakın gol attılar mı? Evet veya hayır gerektiren bir soru. Evet veya hayır gerektiren sorularda meyip mediğini, onların henüz gol atıp atmadıklarını biliyor musun? Ya da sordular. Do you know if they have scored or do you know whether they have
scored şeklinde arkadaşlar. Gol atıp atmadıklarını biliyor musun? Anlamına geldi bu durum. Şimdi aşamalara geçebiliriz arkadaşlar. Read the question. Which sounds more polite? Hangisi daha kibar? Tell me what time it is, will you? Tell me what time it is, will you? Do you know what time it is? Size hangisi daha kibar geldi? Evet. B daha kibar değil mi arkadaşlar? Evet. Saatin kaç olduğunu biliyor musunuz? Diğeri? Bana saatin kaç olduğunu söylersin değil mi? Ya da saatin kaç olduğunu söyle olur mu? Bu biraz daha arkadaşça, daha samimi. Ama do you know what time it is? Saatin kaç olduğunu biliyor musun derken diğerine göre daha kibar. What kind of question is it? Peki biz bu soruyu nasıl yaptık? What time it is? Bakın. Artık soru olmaktan çıktık. Saatin kaç olduğunu. Saat kaç değil. Kaç olduğunu. O zaman bu ne oldu? Indirect question oldu değil mi arkadaşlar? It's an indirect question. Devam edelim. He's never won a medal. Bakın. Buradaki gramer yani modalı yardımcı fiilimiz hangisi? Has. He has never won a medal. Is değil arkadaşlar değil mi? Won var çünkü fiille gelmez. Üçüncü haliyle. He has never won a medal. Burası olumluysa eğer bu kısım. O zaman diğer kısmın ne olması gerekiyor? Burası olumluysa bu kısmın olumsuz olması gerekiyor. Evet arkadaşlar. A olacak cevap. Let's go swimming. Let's olduğunda kuralımız neydi? İstisna bir durumdu bu. Yani kural dışı olan değil mi sorularıydı. Let's varsa shall we oluyordu. I am fit enough for the race. I am fit. Bu da istisnaydı. I am ile olan cümlelerde istisnamız neydi? Aren't I diyorduk. I am fit enough for the race. Aren't I? Öyle değil mi? Ben fitim değil mi? Don't do anything dangerous. Fiil cümlesi emir cümlesi arkadaşlar. Emir cümlelerinde ne işin içine will giriyordu. Don't do anything dangerous, will you? Evet. Everyone did their best. Ha, bakın burayı göstermemişti. O yüzden burayı ben söylüyorum tekrar. Eğer belgesiz zamir ise cümleyi yapan kişi everyone, no one, somebody, someone gibi eğer belgesiz zamir ise bizdeki birileri, bazıları kimileri gibi. O zaman bunun bu da yine istisnaya girer. Kural dışı bir duruma girer. Buna arkadaşlar they ile yaparız. Yani zamirin hep they olarak düzeltiriz. They olarak kullanırız. O zaman ne oldu? Everyone did their best, didn't they? She is a top cyclist. Bu bildiğimiz kurala uygun olan she is, isn't she? Yes. She is a top cyclist, isn't she? Bu arada cümlelerde eğer never'lar varsa arkadaşlar, no'lar varsa bunlar da yine olumsuzdur yapı olarak. O yüzden diğer kısmın olumlu olması gerekir. Bunu da unutmayalım kural olarak arkadaşlar. Evet buraya bakalım. Aa, bakın benim söylediğim hatayı kendim yapmışım. He has never won a medal. Bu da zaten never var. Onu gözden kaçırmışım. O yüzden ilk kısımda arkadaşlar hasn't değil. Bu heze odaklandım ben. Halbuki never vardı. O yüzden doğru. Bakın kendi söylediğim hatayı kendim yaptım arkadaşlar. Bunu he has never, has he. Never'dan dolayı yapı arkadaşlar olumsuz oldu. Yani bu kısım olumsuz oldu. Bu kısım o zaman olumlu olacak. Evet never'ı gözden kaçırmışız. O yüzden özür diliyoruz. Evet konuyu diğer aşamaya geçelim. Evet arkadaşlar. Has he ever played ice hockey? O hiç ice hockey oynadı mı? Bakın merak ediyorum oynayıp oynamadın diyeceğiz. Evet hayır sorularında nasıl yapıyorduk? Yardımcı olayım burada. I wonder if he has ever played ice hockey. Ne yaptık? Has he? If he has. Yani I wonder if yeah whether he has ever played ice hockey. Hiç ice hockey oynayıp oynamadığını merak ediyorum. Bakın I wonder merak ediyorum. What's boxing like? Boks neye benzer? Nasıl bir spordur? Would you mind telling me? Bakın bu kısma başlıyoruz.
Evet, bu kısım düz cümleye dönecek. What boxing? What boxing is like? Yes. What boxing is like? Would you mind telling me what boxing is like? Boks neye benzediğini bana söyleyemeyende mahsur var mı? Söyleyebilir misin? How many medals did Usain Bolt win at the London Olympics? Do you know? Defa duyun öyle soracağız. Bakın soru kelimesi var how many. O yüzden cümle düz cümleye dönecek. Do you know how many medals? Evet düz cümleye nasıl çevireceğiz? Dili kaldıracağız. Usain Bolt. Düz cümleye çevireceksek o zaman ne olacak? Pastı fiilde vermemiz gerekiyor o zaman. How many medals Usain Bolt won at the London Olympics? Do you know how many medals Usain Bolt won at the London Olympics? Kaç madalya kazandığını biliyor musun Usain Bolt'un olimpiyatlarda? Do you know how many medals Usain Bolt won? Bakın, did olsaydı soru yapısı olurdu, yanlış olurdu. How long have you been playing golf? Yine soru yapısı. Can I ask? Can I ask? Yine soru kelimesi aynen geliyor. How long? Evet. How long you have been playing golf? Değil mi? Yer değiştiriyor. Yani bunu düz cümleye çevirmek demek. Şununla şunun yer değiştirmesi demek arkadaşlar. How long you have been playing golf? Evet. Can I ask how long you have been playing golf? Should people be allowed to visit gyms for free? Should people be allowed to visit gyms for free? I'd like to know. Evet. İnsanların izin verilip verilmemesi gerektiğini. Tam güzel çeviri olarak bunu söyleyebiliriz. I'd like to know, yes, if people should be allowed. Değil mi arkadaşlar? Düz cümleye çevirdik ya. If people, bununla bu yer değiştir. Oldu pardon. Bununla bu. Should people be allowed with gyms for free? I'd like to know. If people or whether people should be allowed to visit gyms for free. Evet arkadaşlar. Where's Coach Stevens? Coach Stevens nerede? Coach Stevens nerede olduğu ile ilgili bir fikrin var mı diyeceğiz. Have you any idea? Evet. Cümle düz cümleye dönecek. Where? Evet. Yardımcı fiille. Özne yer değiştirecek demiştik. Is ve Coach Stevens. Have you any idea where Coach Stevens is? Have you any idea where Coach Stevens is? Evet arkadaşlar bunları tekrar izleyebilirsiniz anlamak için. Bu arada öğretmeniniz Zarif Hanım da size bu konuyla ilgili bir ödevlerinizi verecek. Muhakkak ödevleri iyi yapalım. Konuyu anlamak için workbook ve grammar bookları lütfen kurcalayalım. Thanks for watching. See you in next videos inşallah. We have come to end of another lesson. Take care and say hi to all your family members again. Bye. Selamun aleyküm.